Kitabımızın adı Sevilen. Yazar Tony Morrison. Çeviren Püren Özgüren. Yayın evi Sel Yayıncılık. Birinci kısım 3 Tatlı bir dalgınlığa gömülen ses sandık odasını da Denver'ın yan bakışlarını da umursamadı. Ama tam da beklediği gibi çünkü yaşam böyleydi bunun hiçbir yararı olmadı. Denver olağanüstü bir araya girme savaşını başlattı ve üçüncü gün Paul D'ye açık açık sordu. Buralarda daha ne kadar oyalanmayı düşünüyordu. Soru onu öyle yaraladı ki masayı ıskaladı. Kahve fincanı yere düştü, eğimli parkenin üzerinde ön kapıya kadar yuvarlandı. Oyalanmak mı? Paul yol açtığı kazaya bakmadı bile. Denver neyin var senin? Seth kızını süzdüğü kızgınlıktan çok utanç duyuyordu. Paul da çenesindeki kılları kaşıdı. Belki de yola düşsem iyi olacak. Hayır. Sesini bu kadar yüksek çıkması en çok sesi şaşırttı. Ne yapması gerektiğini biliyor. Hayır bilmiyor dedi Seth kızına. Senin de ne yapman gerektiğini bildiğin söylenemez. Senden tek bir sözcük daha duymak istemiyorum. Ben yalnızca sordum. ''Sus!'' dedim. Belki de senin yola düşmen gerek. Hadi, git bir yere otur. Denver tabağını aldı, masadan kalktı. Ayrılmadan önce tabağına bir tavuk sırtıyla birkaç dilim ekmek eklemeyi ihmal etmedi. Paul da dökülen kahveyi mavi mendiliyle silmek için öne eğildi. Ben temizlerim. Seth ayağa fırladı, fırının yanına gitti. Fırının arkasında boy boy kurulama bezleri asılıydı. Yeri sessizce sildi fincanı kaldırdı. Sonra erkeğe bir fincan kahve doldurdu. Fincanı yavaşça önüne bıraktı. Paul da fincanı kenarına dokundu ama bir şey demedi. Teşekkür ederim demek yerine getiremeyeceği bir zorunluluk, kahve ise kabul edemeyeceği bir armağandı sanki. Ses sandalyesinde oturdu, sessizlik sürdü. Sonunda bu sessizliğin mutlaka bozulması gerektiğini, bu işin de kendisine düştüğünü ayrımsadı. Onu böyle yetiştirmedim Paul da parmağını fincanın kenarında gezdirdi. Davranışları seni kırdığı gibi beni de şaşırttı. Paul de Sese baktı. Sorusunun bir geçmişi var mı? Geçmişi mi? Ne demek istiyorsun? Demek istediğim bu soruyu benden önce bir başkasına sormak zorunda kaldı mı ya da sormayı istedi mi? Seth ellerini yumruk yaptı, kalçalarına dayadı. Sen de onun kadar kötüsün. Yapma Seth. Ah yapacağım yapacağım. Ne demek istediğimi anladın. Anladım. Hiç de hoşlanmadım. Tanrım. Diye fısıldadı erkek. Kim? Seth'in sesi yine yükselmişti. Tanrım. Tanrım dedim. Karnımı doyurmak için masaya oturuyorum ve tam iki kez azarlanıyorum. İlki burada olduğum için ikincisi de neden azarlandığımı sorduğum için. Seni azarlamadım. Ya bana öyle geldi de. Beni dinle. Onun adına özür dilerim. Ben gerçekten bunu yapamazsın. Bir başkasının yerine af dileyemezsin. Bunu kendisi yapmalı. Öyleyse af dilemesini sağlayacağım. Serf içini çekti. Öğrenmek istediğim şey sorduğu soruyu senin de aklından geçirip geçirmediğin. Ah yo hayır. Paul de hayır. Sen başka türlü düşünüyorsun, o başka türlü öyle mi? Kafasından geçenleri düşünce diyebilirsek elbette. Kusura bakma ama onun aleyhinde tek bir sözcük bile duymak istemiyorum, tamam mı? Onu cezalandıracağım, sen karışma. Tehlikeli diye düşündü Paul de, çok tehlikeli. Bir zamanlar köle olan bir kadının herhangi bir şeyi bu kadar çok sevmesi tehlikeliydi. Özellikle bağlandığı şey kendi çocuklarından biri ise. Paulden'in bildiği kadarıyla azıcık sevmek yeterliydi. Her şeyi birazcık. Böylece onun sırtını kırdıkları ya da onu bir ceset çuvalına tıktıkları zaman. Eh, içinde kalan birazcık sevgiyi bir sonrakine verebilirdi. Neden diye sordu kadına. Neden kendi onun açığını kapatmak zorunda hissediyorsun? Onun yerine özür dilemek ha? O yetişkin bir kız. Ne olduğu umurumda bile değil. Yetişkin sözcüğü bir anne için hiçbir zaman anlam taşımaz. Çocuk çocuktur. Boyları uzar, yaşları ilerler ama büyümek, olgunlaşmak. Bu ne anlama geliyor? Yüreğimde hiçbir anlamı yok. Davranışlarının sorumluluğunu üstlenmek zorunda anlamına geliyor. Onu her an koruyamazsın. Sen ölünce ne olacak? Hiçbir şey. Onu koruyacağım. İster sağ olayım, ister olmayayım. Eh, pekala. Benden bu kadar, dedi erkek. Pes ediyorum. Bu iş böyledir. Paul de, sana bunu daha iyi açıklayamam ama öyle. Seçmek zorunda kalırsam şey bu bir seçim değil ki. Konu da bu işte. Asıl konu. Senden seçmeni istemiyorum. Kimse istemez. Yalnızca bana da yer olduğunu düşünmüştüm. Yani bana da yer açmak isteyeceğini. Onun istediği benim. Buna boyun eğmezsin. Onu açıklamak zorundasın. Bunun bir başkasını seçmekle bir başka birini ona yeğlemekle ilgisi olmadığını anlat. Bunun onun yanında bir başkasına da yer açmak olduğunu anlatmalısın. Bunları söylemeli, inanarak söylemelisin. Bir de benim ağzımı tıkamayacağını anlamalısın. Onu kesinlikle incitmeyeceğimi ya da benden istediği herhangi bir şeyi ondan esirgemeyeceğimi bil. Ama çirkin bir şey yaptığı zaman sakın beni susturmaya kalkışma. Burada kalmamı istiyorsan konuşmama izin vermelisin. Belki de her şeyi olduğu gibi bırakmalıyım, dedi Seth. Nasıl yani? Yuvarlanıp gidiyorduk. Peki, ya içerisi? İçeriye girmiyorum. Seth, eğer ben buradaysam, Denver'la birlikte istediğin yere gidebilmelisin. İçinden geliyorsa atla. Çünkü ben seni tutarım, kızım. Seni düşmeden yakalarım. İstediğin kadar içeriye gir. Ayak bileklerini tutarım. Yeter ki yeniden dışarıya çıkasın. Bunları kalacak bir yere gereksindiğim için söylemiyorum. Gereksindiğim son şey bu. Sana söyledim. Ben yürüyen bir adamım. Ama 7 yıldır bu yöne doğru yürüyordum. Buranın çevresini dolandığım daireler çizdim. Kuzeye, güneye, doğuya, batıya. Adı bile belli olmayan yörelere gittim. Hiçbir yerde uzun kalmadım. Ama buraya gelip de sundurmada oturunca seni beklerken, eh, varmak istediğim hedefin bu ev olmadığını anladım. Hedefim sendin. Bir yaşam kurabiliriz kızım. Bir yaşam. Biliyorum. Bilemiyorum. Öyleyse bana bırak. Durup seyret. Söz vermek istemiyorsan verme. Yalnızca izle. Bakalım yürütebiliyor muyuz? Oldu mu? Oldu. Bana bırakmaya hazır mısın? Eh, bir kısmını. Bir kısmımı. Paul de gülümsedi. Pekala. İşte başlıyoruz. Kasabada bir karnaval var. Perşembe, yani yarın. Siyahlar için. İki dolarım var. Haydi, sen, ben ve Denver gidip son kuruşuna kadar harcayalım. Ne diyorsun? Olmaz. Dedi. Daha doğrusu demeye çalıştı. İşe gitmezse patronu ne derdi? Ama bunu söylerken bile gözlerinin bu yüze bakmaktan ne kadar büyük bir keyif aldığını düşünüyordu. Perşembe günü cırcır cır böcekleri çığlık çığlığaydı. Mavisi soyulmuş gökyüzü sabahın on birinde bile beyaz sıcaktı. Ser sıcağa göre giyinmemişti ama 18 yıldır ilk kez gezmeye gidiyordu. Kendini kalın da olsa en iyi elbisesini giymek, şapka takmak zorunda hissetmişti. Şapka kesinlikle takılmalıydı. Kafasına işe gider gibi eşarp dolamış bir halde Lady Johnson'ın ya da Ella'nın karşısına çıkmak istemiyordu. Sırtındaki iyi cins yünden yapılma eski elbise, Bayan Bodwin'den Baby Saks'a bir Noel armağanıydı. Bu beyaz kadın baby saksı çok severdi. Denver ile Paulde'nin sıcakla araları daha iyiydi. Çünkü her ikisi de bu gezinin giyinip kuşanmayı gerektirmediğini düşünmüştü. Denver'ın bonesi sırtındaydı, kürek kemiklerine değiyordu. Paulde'nin yeleğinin önü açıktı, ceketi yoktu. Gömleğinin kollarını dirseklerine kadar sıvamıştı. El ele tutuşmamışlardı ama gölgeleri el eleydi. Seth sol yanına baktı, üçü birlikte, tozun üzerinde el ele kayıyorlardı. Belki de erkek haklıydı. Bir yaşam. El ele tutuşmuş gölgelerini seyrederken kiliseye gidermiş gibi giyindiğine utandı. Ötekiler, önlerinden ve arkalarından yürüyenler onun hava attığını, iki katlı bir evde yaşadığı için onlardan farklıymış gibi davrandığını sanacaklardı. Onlardan daha güçlüymüş gibi. Ne de olsa başaracağına, atlatacağına asla inanmadıkları şeyleri başarmış, sağ salim atlatmıştı. Neyse ki Denver annesinin daha iyi giyinmesi, en azından saçlarını örmesi için yaptığı baskılara aldırmamıştı. Denver bu geziyi eğlenceli hale getirmek için kalını bile kıpırdatmıyordu zaten. Onlara katılmayı asık yüzle kabullenmişti ama her haliyle hayri bakalım der gibiydi. Beni mutlu etmeye çalış. İçlerindeki tek mutlu kişi Paul Day'di. Gözünün değdiği herkesi selamlıyordu. Havayla, sıcağın etkisiyle dalga geçiyor, kargalara bağırıyordu. Ölmekte olan güllerin kokusunu da ilk alan o oldu. O andan sonra ne yaparlarsa yapsınlar, ister Denver alnındaki terleri kurulasın ya da eğilip ayakkabılarının bağcıklarını düzelsin, isterse Paul de bir taşı tekmelesin ya da durup annesinin omzuna yaslanmış bir bebeğin başını okşasın, Ayaklarının dibinden sola doğru fırlayan o üç gölgenin birbirlerine kenetlenmiş elleri hiç ayrılmadı. Bunu sesten başka ayrımsayan olmadı. O da bunun iyiye işaret olduğuna karar verince gölgelere bakmayı kesti. Bir yaşam. Neden olmasın? Kereste deposunu bir uçtan ötekine kat eden çitteki yaşlı güller ölmekteydi. Gülleri 12 yıl önce iş yerine dostça bir hava katmak para için ağaçları katletmek gibi büyük bir günaha azıcık bağışlatmak için diken bıçkıcı güllerin böyle azıp kudurmasına şaşmıştı. Kereste deposunu hemen yanında uzanan ve evsiz barksız erkeklerin uyuduğu, çocukların koşup oynadığı, yılda bir kez de karnavalcıların çadır kurduğu, boş tarladan ayrılan kazıklı çite doğru büyük bir hızla sürünmüş, çiti göz açıp kapayıncaya kadar ele geçirmişlerdi. Güllerin kokusu her yıl ölüme yaklaştıkça daha da artıyordu. Karnavala katılanlar karnavalı çürüyen güllerin ağır kokusuyla özdeşleştirir olmuştu. Koku başlarını belli belirsiz döndürüyor, onları susatıyordu. Ama düzlüğe doğru akın akın gelen siyah insanların coşkusunu hiçbir şey söndüremezdi. Kimileri ot bürümüş yamaçlarda, kimileri de tozlu yolun ortasında yürüyor, at arabalarının gıcırtılarını duyunca sağa sola koşuyorlardı. Hepsi de tıpkı Paul D gibi keyifliydi. Bu neşeyi ölmekte olan güllerin baygın kokusu, kokuya ilk dikkat çeken Paul D olmuştu bile gölgeleyemezdi. İp gerilmiş girişe doğru atılırken hepsi de bir lamba gibi ışıldıyordu. Çılgınca davranan beyazları izlemenin soluk kesici coşkusu, sihir yapan, soytarlık eden, başsız ya da iki başlı, boyu 6 metre ya da 60 santim bir ton ağırlığında tepeden tırnağa dövmeli, ot yiyen, ateş yutan, kurdele tüküren, birbirine düğümlenen, piramit oluşturan, yılanlarla oynaşan, birbirini döven beyazlar. Bütün bunlar ilanlarda vardı. Okuyabilenler okumuş, okuyamayanlar duymuştu. Hiçbirinin doğru olmadığı olgusu ise iştahlarını şu kadarcık köreltmiyordu. Çırtkan, onlarla çocuklarıyla alay ediyordu. Minik marsıklara bedava, ama yeleğindeki yemek lekeleri, pantolonundaki delik sözlerini bağışlatıyordu. Ayrıca bir daha tadıp tadamayacakları kuşkulu bir zevkle karşılık çok küçük bir bedelde ödedikleri. İki peniyle bir harekete karşılık kendilerini seyirlik hallere düşüren beyazları seyretmek. Doğrusu bu her şeye değerdi. İşte vasatın da vasatı bir karnaval olmasına karşın siyah perşembe diye anılmaya razı olması da bu yüzdendi. 400 siyah insana coşku üstüne coşku tattırmasının nedeni de buydu. Bir tonluk kadın onlara tükürdü ama cüssesi tükürüğünün hızını kesti. Onun yerine kadının umarsız, gaddar gözlerinden iri bir tekme yediler. Arap dansözler her zamanki gibi 15 dakika dans etmek yerine gösterilerini 3 dakikada kestiler. Bu ise yılan oynatıcısı Abu'yu dört gözle bekleyen çocukların pek hoşuna gitti. Denver yüksek konçlu bir kadın ayakkabısı giymiş olan küçük beyaz bir kızın işlettiği bir tezgahtan limonata, tarçınlı lolipop, meyan kökü ve naneli şeker aldı. Şeker onu yatıştırdı. Onu ilgi odağı olarak görmeyen, yalnızca arada bir ''Hey Denver!'' diye selamlayan bir topluluğun arasında olmaktan öyle hoşnuttu ki, Paul Den'in belki o kadar da kötü biri olmayabileceğini düşünmeye başladı. İşin aslı, bu adamda öteki zencilerin ısrarlı bakışlarını yumuşatan tatlılaştıran, bu yüzlere Denver'ın görmeye alışık olmadığı bir anlam veren bir şey vardı. Üçü yan yana oturup cücenin dansını izlerken olduğu gibi. Erkeklerin çoğu annesine gülümsemiş, onu başlarıyla selamlamışlardı. Paulden'in Den'in tattığı zevki paylaşmaktan kendilerini alamaz gibiydiler. Dev adam ile cüce dans ederken, iki başlı adam kendi kendisiyle konuşurken, Paul de kahkahalarla gülerek dizlerini dövdü. Denver'ın istediği hatta istemediği her şeyi satın aldı. Bazı çadırlara girmekten çekinen ses ile dalga geçti. İstemediği şekerlemeleri ağızlarına zorla soktu. Afrikalı vahşi yaratık demir parmakları sarkıp kürediği zaman Paul da herkese onu ta Roneka'dan tanıdığını söyledi. Paul da birkaç kişiyle tanıştı, onlara iş aradığını söyledi. Seth kendisine yöneltilen gülümsemelere karşılık verdi. Denver mutluluktan yalpalıyordu eve dönerken bu sefer önlerinden gitmekte olan üç gölge hala el eleydi. Dört. Tepeden tırnağı giyimli kadın sudan çıktı. Irmağın kuru kıyısına ulaşır ulaşmaz yere çöktü, sırtını bir dut ağacına dayadı. Orada bütün gün ve bütün gece oturdu. Başına acın gövdesine öyle mutlak bir boyun eğişle bırakmıştı ki hasır şapkasının kenarı ikiye katlandı, kırıldı. Her yana ağrıyordu ama en çok acıyan yeri ciğerleriydi. Sırıl sıklandı, sığ soluklar alıyor, göz kapaklarının ağırlığına direnmeye çalışıyordu. Gündüz yeli elbisesini kuruttu, gece esintisi ise buruşturdu. Ne sudan çıkışını gören oldu, ne de oradan kazara geçen biri. Biri onu görseydi yanına yaklaşmadan önce duraklardı. Sırf ıslak olduğu ya da uyukladığı ve soluk alıp verirken astımı varmış gibi sesler çıkardığı için değil. Bunca şeyin ortasında gülümsediği için. Kendini yerden kaldırmayı ancak ertesi sabah becerebildi. Ağaçların arasından dev boyutlu bir şimşir tapınağından geçip tarlaya çıktı. Sonra da kurşun rengi evin avlusuna girdi. Gücü bir kez daha tükenince bulabildiği ilk yere çöktü. 124'ün ön basamaklarından pek de uzakta olmayan bir ağaç kütüğünün üzerine. Şimdi gözlerini açık tutmak biraz daha kolaydı. Bunu tam 2 dakika süreyle başardı. Çevresi bir fincan tabağından daha geniş olmayan boynu ikide bir öne devriliyor, çenesi yakasındaki fırfırlı dantele sürtünüyordu. Ortada kutlanacak hiçbir şey olmamasına karşın şampanya için kadınlar aynen böyle görünür. Kenarı kıvrık hasır şapkaları genellikle çarpıktır. Herkesin ortasında başlarını sallarlar, ayakkabılarının bağcıkları çözülür. Ama ciltleri 124'ün basamaklarının hemen yakınında soluk alıp veren kadınınki gibi değildir. Onun cildi taze, pürüzsüzdü. Parmak boğumları da dahil olmak üzere teninde tek bir çizgi bile yoktu. Akşama doğru karnaval bitip zenciler dağıldıktan sonra şanslı olanlar at arabalarıyla olmayanlar yürüyerek eve dönmeye başladığında kadın yeniden uykuya dalmıştı. Güneş ışınları doğruca yüzüne vuruyordu. Bu yüzden Seth, Denver ve Paul da yoldaki dönemeci kıvrılınca yalnızca siyah bir elbise altında da bağcıkları çözük bir çift ayakkabı görebildiler. Gel oğlum görünürlerde yoktu. Bakın dedi Denver. Bu da ne? Seth yüzünü görmek için kadına yaklaştığı an Birden sidik torbasının patlayacakmış gibi dolduğunu hissetti. Neden bu kadar sıkıştığını anlayamamıştı. Ah, izninizle diyerek 124'ün arka tarafına koştu. Küçüklüğünden ona annesini gösteren 8 yaşındaki kız tarafından bakıldığı bebeklik günlerinden beri hiç bu kadar sıkışmamış, altına edecek raddeye gelmemişti. Evin dışındaki helaya ulaşmayı başaramadı. Hemen oracağı kapının önüne çöktü, eteğini kaldırdı, boşalttığı suyun sonu gelmez gibiydi. Bir at gibi diye düşündü ama bitmek bilmediğini görünce hayır dedi. Daha çok Denver doğduğu zaman sandala dolan suya benziyor. Öyle çok su gelmişti ki Emi kes artık Lou demişti. Böyle giderse bizi boğacaksın. Ama yarılan bir rahimden boşalan suyu durdurmak olanaksızdı tıpkı şimdi olduğu gibi. Paul denin merak edip onu aramaması için dua ediyordu. Ayak yolunun önüne çömelmiş, insanı utandıracak kadar derin bir çamur çukuru açmakta olan kadını görmemeliydi. Tam, acaba karnavala yeni bir hilkat garibesi alırlar mı diye düşünmeye başlamıştı ki işemesi bitiverdi. Üstünü başını düzeltti, ön sundurmaya koştu. Orada kimse yoktu. Üçü de içerideydi. Paul de ile Denver yabancı kızın karşısında Ayakta duruyor, bardak bardak su içen kıza bakıyorlardı. Susadığını söyledi, dedi Paul de. Kepini çıkardı, görünüşe bakılırsa susuzluktan ölmüş. Kadın benekli, teneke fincanındaki suyu içti. Yeniden doldurulması için fincanı uzattı. Dan ve fincanı dört kez doldurdu. Kadın suyu her seferinde bir çölü yürüyerek geçmiş gibi kana kana içti. İşi bittiğinde çenesinde biraz su kalmıştı ama suyu silmedi. Uykulu gözlerine sete dikmişti. Yeterince beslenememiş diye düşündü Seth. Ayrıca giysilerine karşın çok da genç. Yakasında iyi cins dantel, başında zengin kadın şapkası. Cildi, alnındaki üç dikey çizgiyi sayılmazsa pürüzsüzdü. Bu çizgiler öyle inceydi ki ilk bakışta saç tellerine daha doğrusu hasır şapkanın altındaki siyah, gür yumağa henüz katılmamış ayva tüylerine benziyordu. ''Buralı mısın?'' diye sordu Seth. Kız başını hayır anlamında salladı. Sonra ayakkabılarını çıkarmak için eğildi. Eteğini dizlerine kadar sıyırdı, çoraplarını indirdi. Çoraplar ayakkabıların içine sokulunca sert ayaklarının da tıpkı ellerine benzediğini gördü. Yumuşacık ve taze. Yolda bir at arabasına sığınmış olmalı diye düşündü büyük bir olasılıkla tütün ve süpürge dansının belirlediği bir yaşamın üstüsünden gelecek bir şeyler arayan şu batı virginyalı kızlardan biri. Adı ne? diye sordu Paul'da. Sevilen, dedi kız. Sesi öyle alçak ve hışırtılıydı ki karşısındaki üç kişi aynı anda bakıştı. Önce sesi duydular, sonra adı. Sevilen, bir soyadın var mı Sevilen? diye sordu Paul'da. Soyadı mı? Kız şaşırmış görünüyordu. Sonra hayır dedi ve harfleri tek tek vurgulayarak adını yineledi. Seth elindeki ayakkabıları düşürdü. Denver bir sandalyeye çöktü. Paul de ise gülümsedi. Tıpkı kendisi gibi okumayı bilmeyen ama adındaki harfleri ezberlemiş olan birinin o özenli telaffuzunu hemen ayrımsamıştı. Tam kıza ailesiyle ilgili bir şeyler soracakken vazgeçti gezinen, genç ve siyah bir kadın demek bir enkazdan çıkmış, sürüklenen bir kadın demekti. Paul de 4 yıl önce Rochester'dayken 5 kadının yanlarında 14 kız çocuğuyla birlikte kasabaya girdiğini görmüştü. Bütün erkekleri, amcalar, babalar, erkek kardeşler, kocalar, oğullar ellerinden alınmıştı. Ellerinde onları Devora Caddesi'ndeki bir papaza yönlendiren tek sayfalık bir kağıt vardı. O sıralarda savaş biteli 4-5 yıl olmuştu. Ama ister siyah olsun ister beyaz, kimsenin bundan haberi yoktu. Tuhaf kümeler, başı boş, aylak zenciler arka arkaya, patikaları kullanarak Schneck Teddy'den Jackson'a doğru yürüdüler. Sersemlemiş ama ısrarcı bir biçimde birbirlerini sorguluyor, bir kuzeni, bir halayı, bir zamanlar beni mutlaka ara, Chicago'ya yaklaştığın an beni bul diyen bir dostu soruyorlardı. Kimisi ona bakmayan bir aileden, kimisi de bir aileye kaçıyordu. Kimileri de ölü üründen, ölü akrabadan, ölüm tehlikesinden ve elinden alınan topraktan. Bugler ile Howard'dan daha küçük oğlanlar, kadınlarla çocuklardan oluşan sonradan olma harmanlanmış aileler. Başka yerlerde de yalnız kovalanan, avlanan erkekler, erkekler, erkekler. Otobüse, trene binmeleri yasaklandığı, borçlar ve o iğrenç konuşan kağıtlar tarafından kovalandıkları için yan yolları izliyor, bir işaret görmek için ufku tarıyor, bir tek birbirlerine güveniyorlardı. Zorunlu konuşmaların dışında suskundular. Karşılaştıkları zaman onları bir yerden başka bir yere sürükleyen acıyı birbirlerine açıklamıyor, sormuyorlardı. Beyazlar ise konuşmaya cesaret edemiyordu. Herkes biliyordu. İşte bu yüzden Paul de kırık şapkalı genç kadın nereden ya da nasıl geldiği sorularıyla sıkıştırmadı. Bilmelerini isteseydi ve anlatacak gücü olsaydı anlatırdı nasılsa. Şu anda asıl kaygıları kızın gereksinimleriydi. Ana sorunun yanı sıra her birinin aklı başka bir şeye takılmıştı. Paul de Kızın ayakkabılarının yeniliğine şaşıyordu. Seth, bu tatlı isimden fena halde duygulanmıştı. Işıldayan mezar taşının anısı, içini kıza karşı sıcacık bir duyguyla dolduruyordu. Denver'a gelince, tir tir titriyordu. Gözlerini bu uykulu güzelden alamıyordu. Daha çoğunu istiyordu. Seth, şapkasını tahta çividen birine astı. içten bir gülümsemeyle kıza döndü. ''Ne güzel bir ismin var, sevilen. Neden şapkanı çıkarmıyorsun?'' Yiyecek bir şeyler hazırlayacağım. Cincinnati'deki yakınlarındaki karnavaldan yeni döndük. Oradaki her şey görülmeye değerdi doğrusu. İskemlesinde dimdik oturmakta olan kız sesin sevecen sözlerinin tam ortasında yeniden uykuya daldı. Bayan bayan dedi Paul de onu tatlılıkla sarstı. Bir Biraz uzanmak ister misiniz? Kız gözlerini hafifçe araladı, doğruldu, o yumuşak, taze ayaklar görevlerini zorlukla yerine getirip onu ağır ağır sandık odasına götürdüler. İçeriye girince kendini baby saksın yatağına at verdi. Denver onun şapkasını çıkardı, üzerinde iki turuncu dörtgen bulunan örtüyü kızın ayaklarının üzerine çekti. Kız buharlı bir makine gibi soluyordu. "Grip hastalığı var galiba." dedi Paul de kapıyı kapatırken. "Ateşi var mı?" Denver anlayabildin mi? Hayır soğuktu. Öyleyse var demektir. Ateş yükselince beden bir yanar bir donar. Koleraya yakalanmış da olabilir dedi Paul Kolerayı tanır mısın? Bu kadar çok su içmesi en kesin belirti. Zavallı yaratık. Bu evde onu iyileştirecek hiçbir şey yok. Kendi kendine iyileşmek zorunda. Dünyadaki en iğrenç hastalık bu. O hasta değil dedi Denver. Sesindeki tutku herkesi gülümsetti. Kız dört gün uyudu. Yalnızca su içmek için uyanıyor, hafifçe doğruluyordu. Denver ona baktı, derin uykusunu seyretti, güçlükle alıp verdiği solukları dinledi. Kıza duyduğu aşk ve tehlikeli bir sahiplenme duygusu onu harekete geçiriyor, sevilenin iradesizliğini, zayıflığını kişisel bir kusur gibi herkesten gizlemeye çalışıyordu. Sesin lokantaya gitmesi Paul D'nin boşaltılacak bir manav aramak için dışarıya çıkmasını bekledi. Çarşafları gizlice yıkadı, kızın iç çamaşırlarını kaynattı, çivite yatırdı, ateşin zarar vermeden geçip gitmesi için dua etti. Kendini hasta bakıcılığa öyle kaptırmıştı ki yiyip içmeyi, zümrüt dolabı ziyaret etmeyi bile unuttu. ''Sevilen!'' diye fısıldıyordu. ''Sevilen!'' Sonra siyah gözler azıcık aralanınca söyleyebildiği tek şey buradayım, hala buradayım oluyordu. Bazen sevilen dalgın gözlerle çok uzun bir süre hiçbir şey söylemeden dudaklarını yalayarak derin soluklar arasında yattığında Denver korkuyla kapılırdı. Neyin var? diye sorardı. Ağır diye mırıldanırdı sevilen. Bu ev çok ağır. Biraz oturmak ister misin? Hayır derdi gıcırtıyla. Sevilenin karanlık yorgandaki turuncu parçaları fark etmesi 3 gün sürdü. Denver hoşnuttu. Çünkü bu hastanın daha uzun bir süre ayık kalmasını sağladı. Rengi solmuş turuncu lekeler kızı tam anlamıyla büyülemiş gibiydi. Dirseklerinden destek alıp onları okşamak için kendini zorladı bile. Bu çaba onu bitkin düşürdü. Denver yorganı en neşeli kısmı kızın görüş açısına girecek biçimde düzeltti. Denver varlığından biri habersiz olduğu bir duygunun pençesindeydi. Sabır. Annesi karışmadığı sürece Denver bir sevecenlik anıtıydı. Ama ne zaman Seth yardım etmeye kalkışsa huysuzlanıyordu. Bugün herhangi bir şey yedi mi? diye sordu Seth. Kolerası verken yememeli. Bunun kolera olduğundan emin misin? Biliyorsun Paul de yalnızca tahmin yürütmüştü. Bilmiyorum ama şimdilik yemesin daha iyi. Duyduğuma göre kolar hastaları sürekli kusarmış. Eh, demek ki yememesi daha iyi. İyi ama açlıktan ölçtükten... başal. İyi ama açlıktan ölmesini de istemeyiz, değil mi Denver? Bizi rahat bırak anne. Ben onunla ilgileniyorum. Bir şey dedi mi? Deseydi sana söylerdim. Seth kızına baktı. Evet, çok yalnızlık çekti diye düşündü. Çok yalnız. Gel oğlumu merak ediyorum. Nerelerde acaba? Seth konuyu değiştirmek gerektiğini anlamıştı. Geri dönmeyecek dedi Denver. Nereden biliyorsun? Biliyorum işte. Denver tabaktaki şekerli ekmek dilimlerinden birini aldı. Sandık odasına dönünce tam oturmak üzereyken Sevilen'in gözlerinin ardına kadar açıldığını gördü. Denver'ın yürek atışları hızlanıverdi. Nedeni bu yüzde ilk kez uykunun izlerini görmemesi ya da bu gözlerin çok iri ve çok siyah olması değildi. Bu gözlerin akının aşırı beyaz olması da değildi. Mavimsi beyaz. Nedeni bu büyük siyah gözlerin derinlerinde hiçbir anlamın olmamasıydı. Sana bir şey getireyim mi? Sevilen Denver'ın elindeki ekmeğe baktı. Denver tatlı ekmeği ona uzattı. O zaman kız gülümsedi. Denver'ın yüreği zıplayıp durmayı kesti. Yerine oturdu sonunda evine ulaşan bir gezgin gibi rahatladı, sakinleşti. O andan başlayarak onu izleyen bütün olaylar boyunca şeker sevileni memnun etmek için her seferinde işe yaradı. Sırf tatlı şeyler yemek için doğmuştu sanki. Peteği de içinde olmak üzere bal, reçelli sandviçler, konserve kutuda sertleşmiş, vahşileşmiş sulu şeker pancarı pekmezleri, limonata, karamel ve sesin lokantadan getirdiği her tür tatlı. Bir şeker kamışını posası çıkıncaya kadar emiyor, kuru lifleri ağzında dakikalarca tutuyordu. Denver güldü, Seth gülümsedi, Paul de ise bu görüntünün midesini bulandırdığını söyledi. Seth, hastalıktan yeni kalkmış bir bedenin hızla güçlenebilmesi için tatlıya gereksindiğini düşünüyordu. Ama bu gereksinim hiç azalmadı. Kız sağlıktan ışıldamaya başladığı zaman bile sürdü. Sevilen hiçbir yere gitmedi. Görünüşe bakılırsa gidebileceği bir yerde yoktu zaten. Herhangi bir yerden hiç söz etmedi. Buralarda ne aradığı ya da buraya nereden geldiği konusunda hiçbir fikri yoktu sanki. Yüksek ateşin devinimlerini yavaşlattığı gibi belleğini de zayıflattığını düşündüler. 19-20 yaşlarında, genç, ince uzun bir kadın olmasına karşın daha şişman ya da daha yaşlı biri gibi hareket ediyor, yürürken mobilyalara tutunuyor, başını boynunun yardımsız taşıyamayacağı kadar ağırmış gibi sık sık avuçlarına dayıyordu. Bundan böyle onu besleyeceksin demek. Bedavaya. Cimriliğine en çok kendisi şaşıran Paul de sesinin oldukça sinirli çıktığının farkındaydı. Denver ondan hoşlanıyor. Üstelik sorunsuz bir kız. Bence en iyisi solukları düzelinceye kadar beklememiz. Soluğu hala hışırtılı. Bu kızda tuhaf bir şey var dedi Paul de. Daha çok kendi kendine. Tuhaf mı? Nasıl? Hasta gibi davranıyor, hasta gibi konuşuyor ama hasta gibi görünmüyor. Sağlıklı bir cilt, parlak gözler, ayrıca bir boğa kadar da güçlü. Güçlü değil, bir şeylere tutunamadan yürüyemiyor bile. Benim demek istediğim bu, işte. Yürüyemiyor ama sallanan koltuğu tek eliyle kaldırdığını gördüm. Yo, olamaz. Bana inanmıyorsan Denver'a sor. O da oradaydı. Denver biraz gelsene. Denver sundurmayı yıkamaya ara verdi. Başını pencereden içeri uzattı. ''Paul de ikinizin sevileni sallanan koltuğu tek eliyle kaldırırken gördüğünüzü söylüyor öyle mi? Uzun, gür kirpikler Denver'ın gözlerini olduğundan daha da meşgul gösteriyordu. Gözleri bir şeye ısrarla dikildiği zaman bile tıpkı şu an Powell de'ye baktığı gibi fıldır fıldırdı. "Hayır," dedi. "Ben böyle bir şey görmedim." Paul da suratını astı ama sesini çıkarmadı. Eğer aralarında açık bir kapı mandalı olsaydı şu anda kapanırdı.